değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle edit text'in hint özelliğini göreceğiz. Bir de arkadaşlar bir sınıfın içerisindeki metotla arkadaşlar bir programın sonlandırılmasını da burada göreceğiz. Yani iki tane küçük konumuz var burada. Bakın buradaki edit text'in hint özelliği dediğimiz şey bakın şu geri planda yazan şey. Bakın bu text'in yani içeride bir yazı var. Bakın adınız, soyadınız diye. Bakın şurada da kursörümüz yanıp sönüyor. Ben buraya gelip de bakın bir şeyler yazmaya başlasam. Bakın bu anında gitti. Yani ama şunu bakın tekrardan silersem bakın bu yazı otomatikman geliyor. Bunun bize artısı nedir? Arkadaşlar eğer ki böyle üstte bakın şurada şöyle adını soyadınız gibi yazacağınıza böyle bakın bu text kutucuğunun içinde böyle şeyleri kullanabilirsiniz yani. Bunlar da mümkündür. Yani edit textlerin içinde yani siz isterseniz bu şekilde yazıyla kullanıcıyı yönlendirebilirsiniz. Peki ya bu nasıl oluyor? Hemen gelelim şuraya. Bakın şurada edit textim var. Fokuslanma var bakın burada. Bir dikkat edin. Program çalışır çalışmaz. Kürsörüm oraya fokuslanıyor. Bakın şu edit text'in içine fokuslanma özelliğidir bu. Yani program şu şekilde gelelim. Bakın program şuraya kurulmuş durumda. Bakın hemen ilk buraya geldi, fokuslandı. Bunu sağlayan şey işte şuradaki bu kod bölümü. Bakalım bu edit text'imin içine string tarafından bakın şu hint özelliği. Bu çok önemli işte. Hint özelliği burada var. Yani bu edit text'te var. Yani hint özelliği sayesinde biz oraya bu yazıyı bırakabiliriz. Buraya istediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Ben hani bizi uyarmasın diye string'in içine şurada strings XML'in içine bakın şurada adınız soyadınız diye bir şey oluşturdum. Yani şu kod bölümünden de bunu görebiliriz. Bakın adı soyadı, adınız soyadınız veya da adı soyadı diye de onu kısaltabiliriz. Yani bunun güzelliği nedir? Böyle bir XML'in içinde oluşturmanın bir yerde değiştirmiş olursunuz. Yani bütün kontrolleriniz bir yerde olur. Şöyle bir daha onu çalıştıralım. Şurada uygulamamız yalnız ikinci bir kez çalıştırılıyor. Tamam. Şunu kapatalım o arada. Bir de burada yine arkadaşlar burada bakın dikkat edin. Yine bir tane daha burada text view var. Bakın onun da üzerindeki yazan yazıyı yine bu string'ten aldırabiliriz. Yani demek ki şu string'de yani buradaki bu XML'in içindeki bu yazıları istersek defalarca kullanabiliriz. Yani kontrolü tek elde tutmuş oluyoruz. Bu sayede programımızı çok daha farklı sürümlerini veya da çok sayfalı programlarda bu şekilde yapmamız lazım arkadaşlar ki bu kodun tekrar tekrar kullanılabilirliğini sağlar. Evet bakalım o arada çalışıyor. Çalışsın. Şu aşağıda böyle yazılar olursa şunları şöyle silebilirsiniz arkadaşlar. Eğer burada kırmızı bir çarpı olursa veya da projenizin bir yerinde projenizi seçip arkadaşlar temizlemeniz lazım. Yani şöyle clean ile temizlemeniz lazım projenizi. Evet, sanal cihazımız geldi. Yalnız henüz programımız kurulmamış. Şuraya bir kurulması lazım onun. Bir daha arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştırması lazım. Evet. Bakın buradaki isim de bir değişti. Bakın buradaki de yazı bir değişti. Bir de kapata geldiğimizde bakın. Kapat dediğimizde bakın programımızın kapandığını görüyorsunuz. Bakın program burada. Kapattım. Şimdi bu kapatma işlemi neden önemli? Yani neden bir diğer diğer daha önceki kapatmalardan farklı arkadaşlar veya da daha önceki bir gördüğünüz bu kapatma işlemlerinden?
Burada bir sınıf var arkadaşlar. Yani içte bir sınıf var. Bakın Java'da bir kuraldır. Şunlar public, yani iki tane sınıf bulunamaz. Yani şöyle bir sayfanın içinde bulunamaz. Burada bakın bu private tipinde bir class. Yani bu demek ki burada bulunabilir. Yani bu class'ın içinde bu bulunabilir. Bakın içte bir class var ve bu class'ın da bir metodu var. Yani onClick diye bir metodu var. Ve kendine bakın, bu sınıf bir uygulama yapmış arkadaşlar. Yani bir interface'i kendine uygulamış. Burada uygulanan interface'e siz bakarsanız onClick listener interface'i burada bu sınıfta uygulanmış ve demiş ki daha sonra da bu interface'in içinde bulunan arkadaşlar bir metot. Bu onClick'in içine de finish diye yazdığımızda ve noktalı virgülü bıraktığımızda şöyle bir şey var şu anda elimizde. Bakın bu bizim düğmemiz. Şuradaki düğmemiz. Bakın ID'si buton 1. Şimdi bu düğmeyle bakın burada bağlantıyı kurduk. Ve daha sonra da dedik ki bu düğmenin set on click listener'ına geldiğinizde new dediğinizde kapatma sınıfını çağır. Arkadaşlar burası önemli. Bakın bir sınıfı çağırarak biz programı kapatmış olduk. Yani buradan bir şeye ulaşmanızı yani bir şeye çok önemli bir noktaya varmanızı istiyorum. Yani demek ki herhangi bir kontrolün üzerinde işlem yaparken bir başka sınıfı da çağırabiliriz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani sınıfla bakın bu işi yapabiliriz. Yani farklı bir sınıfta aynı işlemi gördürebiliriz. Yani eğer ki bir işlem çok karmaşıksa topu bir başka sınıfa atabiliriz. Tabii ki burada işlem sade ama sadece görünmesini istedim. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Profesyonel uygulamalarınızda siz bunu mutlaka kullanacaksınız yani. Evet, bu derslik de bu kadardı. Arkadaşlar bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun.